huzuru için geliyor. Refah! İnanmadığınız müddetçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe iman etmiş olamazsınız düstur. Refah sevgiyle geliyor, hoşgörüyle geliyor, barışla geliyor. Gecenin sonu sabah, gelecek artık refah. Günlerinizi hürmetle selamlıyorum. Bahattin Çinpolat kardeşimize 27 Mart'ta zafer niyaz ediyoruz inşallah. Evet, beklenen an geldi. İşte o akıl düzenin lideri. Rafah Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Evet, ses biraz daha yükselsin. İşte Erbakan aramızda. Muhterem kardeşlerim, bir kardeşimiz yine, bu kardeşimize şunu söylüyorum, üzülme. Bu millet doğuştan ölüme kadar askerdir. Seve seve tamam bu askerliğini. Adil düzen gelince her şey düzelecektir inşallah. Şimdi de size kısa bir selamlama için Amasya İl Genel Meclisi üyemiz, emekli öğretmen yansıyacaktır Allah'ın izniyle. Merak etmeyin, yeter ki siz sıkı durun, safları sıklaştırın. Camide nasılsanız dışarıda öyle olun ki Allah bereketini versin sizlere. Onun için üzülmeyin diyoruz. Refah gelecek, evet onların zulmü sona erecek ama sizlerin yüzleri gülecek Allah'ın izniyle. Kurtulacağız. Biz de kurtulmak istiyoruz muhterem kardeşlerim. Kardeşiniz 20 yıllık mühendistir. Fakat 2 yıllık mühendislik yaptım. Bıraktım bu dava uğruna. Helali hoş olsun. Sizlerle onur alıyoruz Allah'ın izniyle. Ömrümüz, gençliğimiz bu damlanın, bu çilenin, bu muharebenin içinde geçiyor. Hep beraber omuz omuza bu zaferi kazanacağız. 27 Mart sabahı Allah'ın izniyle sokaklarda zafer çığlıkları, sevinç çığlıkları olacaktır. Kurtuluş başlamıştır ve onlar bir gün duramayacaklar. Erken seçime sürükleyeceğiz onları. Ve o dinozorun ağzından, canavarın ağzından kurtaracağız bu milleti. Siz demin de söylediğiniz gibi evladınızın geleceğini düşünün. Mutluluğunuza bakın. Sizi mutlu edecek olan başınıza geleceklerdir. İnşallah onlar adil düzende en iyi güzel olanı sizin başınıza getirecek ve size uygulayacak. Hep beraber mutlu olacağız. Elin gavuru gelip burada mutlu olup gözümüzde büyümesin. Bu millet en iyilerine layıktır. Evladını Anadolu'dan geç etmiş gelmiş insanlar evladını doğup büyüdüğü topraklarını yılda bir defa ziyaret edemiyor. Şehir nüfusları patladı gidiyor. Köylerde kimse kalmadı. Araziler işlemiyor. Çalıştırılamıyor. Araziler işlemiyor dedim çünkü çiftçi köylü kardeşlerimizin sınırları mahdut, mahdut. Birisi çalışıyor. Hepsi yiyor. Ve yetişen yavruları işsiz şehire akın ediyor muhterem kardeşlerim. Evet, işte beklediğimiz an geldi. Kurtuluşumuzun lideri, Refah Partisi Genel Başkanı, Profesör Doktor Necmettin Erbakan aramızda. Evet, hep birlikte Başbakan Erbakan diye Amasya'yı ileri millet edeceksiniz.
kardeşlerim, şimdi sizleri selamlamak üzere İl Başkanımız Cengiz Erdem'i davet ediyorum. Muhterem Genel Başkanım, değerli milletvekilim, uzaktan ve yakından teşrif eden çok aziz Amasyalı hemşirelerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle, şahsım ve teşkilatlarım adına selamlarım. Esselamu Aleyküm. Değerli kardeşlerim, batıya endeksiz politikaları yüzünden ülkemiz son 70 yılda hasta adam konumuna düşürülmüştü. Hastalığa şifa ile hastayı sağa sola ya da sırt üstü yatırmakla aramışlardı. Oysa bu hastalığın kanında bulunan faiz, haksız vergi, kambiyo, darphane ve kredi mikroplarını göz ardı etmişlerdir. Bu dış güdümlü zihniyetler yüzünden ülkemiz 60 milyar dolar dış borç batağına gömülmüştür. Acı IMF reçeteleriyle halkımız inim inim inletilmekte, zam, zulüm ve gözyaşından kurtulamamaktadır. Tüyü bitmedik yetimin hakkını koruyacağım vaadiyle iş başına gelenlerin nasıl eş, dost ve ahbabı yaranlara yetimlerin hakkını peşkeş çektiklerini gördük. Verdimse ben verdim, ne yapayım yani diyenlerin sözleri hala hafızalarımda duruyor. İskisiyle, askisiyle, iksanıyla, otoyol hırsızlığıyla memleketimizi soyut soğana çevirenleri milletimiz hala unutmadı. Bunların tek tek yorumunu yapmayı gerekli görmüyorum. Sizler sağduyu sahibi kardeşlerim, bunları çok iyi biliyorsunuz. Bir futbol müsabakasında sabahlara kadar zafer naraları atanlar, çekiç gücün bir onbaşısı Güneydoğu'da kaymakamımızı tokatladığında bir NATO tatbikatı sırasında